Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün gündem biz bitti demeden bitmez. Erdoğan gazı verdi. Partililerine konuşmuş, partililere ayağa kalkmış. Biz bitti demeden bitmez. Tabii bunu öyle zannediyor. Göreceğiz. Sayın Erdoğan bitti demeden bitmez mi? Yoksa bir şeyler oldu ve o bir şeyler olan bir şeyin farkında değil mi onu konuşacağız. Mayıs ayına dikkat 500 bin Filistinli Türkiye'ye geliyor. Bunu e, Gazze saldırısının hemen ardından Türkiye'de ilk gündeme getirenlerden biriyiz. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Ve Gazze'nin boşaltılacağı iddiasında bulunan da biziz. Bununla ilgili olarak e, bugün bir kulis bilgisini paylaşacağız sizinle. Ve 9 Mayıs Biden Erdoğan görüşmesine dikkat çekeceğiz sevgili izleyiciler. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şu yayını şöyle söyleyelim, her zaman da hatırlatalım. Şöyle atıyorum. Evet, buraya da unutmayın lütfen. Başka e, chat bölümünde de başka kanalların şeyini e, söyleyin. Dedikodusunu yapmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. Bunu özel olarak başka bir yerde konuşabilirsiniz hem kendi burada çete gelen arkadaşlarımız açısından da hem yayının gidişatı açısından da sevinirim. Biz gündemi konuşalım. Gündem dışı konuşulanları engellemek zorunda kalırım. Kusura bakmayın lütfen. İsterseniz sürekli izleyicimiz olun. Bunu yaparım lütfen. Bir anlamı yok çünkü. Sevgili izleyiciler, özellikle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün Turan Çömez'le eee konuştum. E, yayına davet ettim Turan Çömez'i bir to toplantıdaydı. Ama ben İyi Parti cephesinde Turan Çömez açısından çok önemli gelişmeler olacağını düşünenlerdenim. Özellikle söylemek istiyorum. Bakın özellikle Turan Çömez e, İyi Parti'nin içerisinde yeni yapılanmanın içerisinde yer alır mı e, kendi düşüncemi ifade etmek isterim. E, bu hafta çok yoğun olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta yayına gelecek. Ama benim düşüncem şu, Turan Çömez'in e, İyi Parti içerisinde kalacağını düşünenlerden değilim arkadaşlar. Benim kendi kişisel düşüncem. Kalırsa da uzun süreli bir kalı, e, kalış olacağını düşünenlerden değilim. Ve e, İyi Parti'nin e, Meral Akşener geri dönmek ister, kalmak isterse de dikiş tutacağını düşünmüyorum. E, yerine kim genel başkan olursa olsun umut olarak yoluna devam edebileceğini de düşünenlerden değilim. E, İyi Parti'nin en az üçe bölüneceğini düşünüyorum ve bir grubun sevgili izleyiciler bir grubun İyi Parti içerisinde bir grubun Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru pupa yelken açacağını düşünenlerdenim. Turan Çömez bir paylaşım yaptı sevgili izleyiciler. Özellikle onu söyleyeyim. Bunu konuşmak istiyordum Turan, Turan Çömez de. Ancak çok yoğun olduğu için bu akşamki ama bugünkü yayına gelemeyeceğini söyledi. Önümüzdeki bir yayında gelecek konumuz olacak. Biz de sorularımızı soracağız. O da yanıtlayacak. Turan Çömez dedi ki Dünya Bankası sözleşmesinin 34. sayfasında açık açık yazmış. Bizimkiler de onaylamışlar. Özetle geçecek koruma altındaki Suriyeliler için ekonomik fırsatları güçlendireceksiniz. 11.000 Suriyeli mülteciye kadro vererek tarımsal alanda istihdam edeceksiniz. Çok ilginç değil mi? Atanamayan 100 bin öğretmen kimsenin aklına gelmemiş sevgili arkadaşlar. Dünya Bankası Türkiye'ye kredi veriyor. Kredi veriyor. Bu kredi bedava bir kredi değil arkadaşlar. Bu kredi e, karşılıksız bir kredi borç aslında. Projeye veriyor. Projenin içerisinde bir yeni iddialar var tabi. Dezenformasyon başkanlığı süreyerek o iddiaları yalanlıyor. Ama Turan Çömez'in 34. madde diye ifade etti. 11 bin Suriyelinin istihdam edilmesi, tarım alanında istihdam edilmesi, onların eğitilmesi üzerine bir proje. Yani 18 milyar doların bir kapsamı o. Ya Dünya Bankası Türkiye'deki mülteci Suriyelilerin eğitilmesiyle ilgili olarak istihdam edilmesiyle meslek sahibi olmasıyla ilgili olarak neden Türkiye'ye kredi verir ki? Karşılıksız bir hibe değil arkadaşlar. Hibe olsa bile tartışmalı bir konu. Neden Türk insanının 11 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tarım alanında istihdam edilmesiyle ilgili olarak kredi çıkmıyor da Suriyelilerle ilgili kredi çıkıyor? Ne demişti Sayın Devlet Bahçeli? Seçimlerden sonra inşallah bir şeyler değişmez demişti. Yine eklemişti. Türkiye 100 yıl 100 milyon nüfus demişti. Ardından Tarıp Makar'ı 105 milyon nüfus demişti. Ve 2050'de 210 milyon nüfus demişti. Ve sevgili izleyiciler Türkiye'nin nüfusu durdu. Büyümüyor Türkiye artık. Büyümüyor. 2023'te nüfus artışı neredeyse sıfır düzeyde. Bu bundan şunu anlatmak istiyorum. Yani Türkiye'de bir akıl, uluslararası bir akıl, Türkiye'yi gerçekten 2050'da Ortadoğu'nun Ortadoğu'nun en büyük nüfusu olan ülkelerden biri yapmak isterken kozmopolitik bir yer yapmak isterken burada demokratik yapıyı değiştirmek ve sınırları değiştirmek üzerine bir akıl mı yürütüyor diye koymak gerekiyor. Bakın Suriye'deki iç savaş onlarca yıl öncesinden planlanmış. Sınırlardaki mayınlar Erdoğan e, ve Esat ailesinin dostluğu üzerinden kurgulanmış. Sonra o sınırlardaki mayınlar kaldırılmış. Kaldırılmış ve oradan milyonlarca mülteci bu topraklarımıza topraklarımıza girmiş. Şimdi aynısı İran sınırı ile ilgili. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İran'dan Türkiye'ye doğru mülteci akını, başka yerlerden mülteci akını, göçmen akını, sığınmacı akını derken 2050 yılında 210 milyon nüfus ve Türklerle ilgili Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili kredi yok ama Suriyeli mültecilerle ilgili Dünya Bankası kredi veriyor. Sürekli anlatıyorum. Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık 18 milyar dolarlık kredisi hangi projelere açıldı? Hangi projeler kardeşim? Bunu insanların oturup araştırmasına gerek yok. Bunu Maliye Bakanı'nın Mehmet Çimşek'in çıkıp şöyle demesi gerekiyor. Dünya Bankası'yla şu 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 ekonomik projeler şu şu projelerle ilgili olarak 18 milyar dolarlık anlaşma yaptık ve şu şu proje ile ilgili bir buçuk milyar dolarını aldık ve uygulamaya soktuk demesi gerekiyor. Çünkü Mehmet Şimşek Erdoğan'a karşı sorumlu değil. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşam millete karşı sorumlu. Millete karşı sorumlu. Ha o diyebilir. Onu o görevlendirdiği için Erdoğan. O zaman Erdoğan sorumlu. Karşı millet adına görevdesiniz. Bizim Dünya Bankası ile 18 milyon dolarlık anlaşmayı bilme hakkımız var. Açıklayın. Derhal açıklayın. Neden mültecilerle, sığınmacılarla, Suriyelilerle ilgili istihdam politikası uyguluyorsunuz da bununla ilgili kredi alıyorsunuz da Türk vatandaşları için neden yok kardeşim? Neden? Neden? Neden?